Sevgili 5. sınıf arkadaşlarım, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda konu anlatımı yapacaktım arkadaşlar ama çok e, uzun bir konu olacak, çok uzun bir video olacak. O yüzden kısaca özet geçip e, sorularımı yanıtlamayı tercih ettim. E, başlıklara bakacağız sadece genel anlamda bilgilendirme yapıp sorularımızı yanıtlayacağız. Ünite değerlendirmesi yapacağız. Üçüncü ünitemiz insan ve çevre. İlk etapta haritalar ne diyor kısmıyla başlayacağız. Aslında biz yeryüzünün tamamını ya da belirli bir kısmını düzem üzerine aktararak haritaları oluştururuz arkadaşlar. Bu haritalar farklı alanları bize gösterir. Ulaşım için kullanabilirim ben. Tarihi eserleri gösteren bir turizm haritası olarak kullanabilirim. Yol haritası olarak kullanabilirim. Maden haritası olarak kullanabilirim. O yüzden birçok haritaya sahip olabilir benim haritam. Yani farklı özelliklere sahip olabilir. Haritaların alt kısmında işaretler vardır ve bunların ne anlama geldiğini belirten kısımlara ben lejant adını veririm arkadaşlar. Burada lejant belirlenmiştir bana. Örneğin nasıl gösteriliyor ülkeler arasındaki durum. Örneğin akarsuyu ben haritada bu şekilde göstereceğim. Gölü bu şekilde barajı bu şekilde diye belirtirim. Bana küçük işaretler bölümünde lejant olarak aktarılır bu kısım. Sınırları bir belirli alanda ben dağ, ova, plato, akarsu gibi yeryüzü şekillerini göstereceksem buna da fiziki harita derim. Ve farklı anlamlar taşır fiziki haritadaki renkler bana. Yükseltim eğer 0 metre ise. Ben e, yani yükseltiyi bu şekilde kabul edersem. Deniz, göl, akarsu bunları mavi renkte göstereceğim. Derinlik açısından. Benim derinliğim arttıkça mavinin tonu koyulaşacak. Koyu maviyi gördüğüm yerde derin alanlar düşüneceğim. Deniz seviyesine yaklaştıkça mavimin tonu azalacak, açık maviye dönecek. Yükseltim az ise karalarda ben bunu yeşil ve yeşilin tonları olarak göreceğim ama yükseltim artık artmaya başladıkça sarı daha fazla artarsak kahverengi renk olarak göreceğim ve daha sonrasında da kahverenginin tonları koyulaşacak. O zaman mavi benim deniz seviyemdeki, deniz seviyenin altındaki kısmı belirtecek ama koyu mavi derin alanları belirtecek, daha koyu alanları. Yeşil deniz seviyesindeki alanları, sarı bunun bir tık üstü, kahverengi artık daha da üstü. Yani yükseltinin arttığı yerleri belirtecek. Kahverenginin tonları daha fazla yükseltiye sahip alanları gösterecek. Ben durgun su kütlelerine göl adını veriyorum arkadaşlar. Akarsu tarafından derince yarılmış. Çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere ise plato da veriyorum. Vadi akarsu yataklarının aşındırdığı ve oluşturduğu şekiller. Bakın V şeklinde vadi olarak adlandırıyorum. Çevresine göre alçakta kalan akarsular tarafından yarılmış geniş düzlüklere ova adı veriyorum. Dağlar peki çevresine göre yüksekte kalan yerlerdir, zirveleri vardır buna dağ adı veriyorum. Yeryüzünde belirli bir yatak içindeki eğim boyunca sürekli akan sulara adı üstünde akarsu adı veriyorum. Ada etrafı sularla çevre olan kara parçasıdır. Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere ise körfez adı verilir. İki denizin birbirine bağlandığı su geçitine boğaz adı veriyorum. Bakın iki denizi birbirine bağlayan su geçitlerine boğaz adı verilir. Burada İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı zaten belirleniyor. Sonrasında burada bir köprü görüyorum. Burada da iki kıtayı birbirine bağlıyor benim köprüm. Evet burada İstanbul Boğazı'nı göstermiş bana arkadaşlar bakın şu şekilde. Termovası bu şekilde. Bozca Ada bu şekilde etraf sularla kaplı. Bana haritamda belirtmiş. Yine Körfez'i göstermiş. Beyşehir Gölü'nü göstermiş. Ihlara Vadisi'ni göstermiş. Ülkemin çeşitli alanlarındaki yerlerden bahsetmiş bana. Doğu Karadeniz Dağları'nın nasıl olduğunu Çoruh Nehri'nin nasıl olduğunu göstermiş. Burada da işaretlere lejant adı verildiğini, renklerin ona göre sıralandığını belirtmiş. Metreye göre renkler sıralanmış arkadaşlar, yüksekliğe göre. Yüksekliğin fazla olduğu yerlerde koyulaşmış benim renklerim, kahverengi olmuş. Örneğin öğretmenim Doğu Karadeniz dağlarında gibi. Ya da yüksekliğin az olduğu yerlerde yeşile dönmüş artık platolarda benim rengim ve batıdan doğuya gidildikçe benim yeryüzü şekillerim yükseltiler oluştuğu için kahverengiye dönüşür renklerim. Bunu söyleyebilirim. Peki iklimin yaşamımıza nasıl bir etkisi vardır? Ee, benim iklimimin yaşamım üzerinde birçok etkisi vardır arkadaşlar. Kimi zaman sıcak iklimde yaşayan insanları görürüz. Soğuk iklimde yaşayan insanları görürüz. Ve buna göre kıyafetlerimizi giyeriz değil mi ilk etapta? Ee, araçlarımızı kışın. Kar lastiğiyle, kış lastikleriyle yola çıkarırız. Buzlanmanın olacağı zamanlarda mutlaka mutlaka daha dikkatli oluruz. Ya da e, benim hava durumuma göre farklı alanlarda, ekonomik alanlarda da önlem almam gerekir. Örneğin balıkçılar avlanmaya çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurur, değil mi? Bunlardan bahsedebiliriz. Yani ülkemin farklı zamanlarda farklı hava olaylarıyla karşılaşması mümkündür. Çünkü dört mevsimi yaşıyorum ben. Hava durumu günlük olarak belirlenir. Sıcaklık değeri düşer ya da artar ama iklim uzun sürelidir, değil mi? Farklı iklim tipleri görülür. Bu tip bu farklı iklim tipinde yaşayan insanların yaşamları bu iklim tiplerine göre değişir. Biz karasal iklime sahip bir ülkeyiz. Denizden uzak iç kısımlarda karasal iklim görülür. Çoğu yerde olduğu için genel anlamda bunu söyledim. Ve burada ee, iç kısımlar ve doğu kısımlarının karasal iklimi ait olduğunu göstermiş. Bu iklimin görüldüğü yerlerde genellikle benim itki, bitki örtüm kuraktır değil mi? Bahar, ee, ilkbahar zamanları yağmurla yeşerir, yazın kurur. Yani bozkırdır aslında öğretmenim. Daha çok burada buğday yetişir, arpa yetişir. Ya da çeşitli tahıllar yetişir. Kışın yollar karla kaplanır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kışın soğuk geçer, karla geçer. Ee, köylerde konuslar genellikle kerpiçten yapılır gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler Akdeniz kenarları kıyılarıdır. Ege ve Marmara kıyılarıdır arkadaşlar. Burada yazlar sıcak kurak ama kışlar biraz daha ılık geçer karasal iklime göre bitki örtüm kızılçam ormanlarının tahrip edildiği alanlarda makiye dönmüştür. Yani zeytin daha çok görünür. Defne, keçi boynuzu ve zakkum bitkileri daha çok görünür Akdeniz ikliminde. Seralar yaygındır. Örneğin Mersin'de burada bir sera görüntüsü görüyoruz arkadaşlar. Yine konutlar taştan yapılır daha çok köylerde. Taş evler vardır daha serin olması için. Bu bölgelerde yaz uzun sürer ve sıcaklık değeri ortalamanın üstündedir. Turizm artar, herkes saatiyle gelir. Akdeniz iklimi ile ilgili bunları söyleyebilirim. Peki Karadeniz iklimi? Bakın Karadeniz kıyılarında görülen bir iklimdir. Bu iklimin etkili olduğu yerlerde her mevsimin ılık olduğunu görürüm ve bol yağışa sahip olduğunu görürüm arkadaşlar. Ve bitki örtüsü gür ormanlardan oluşur sürekli yağmur yağdığı için. Çay Rizeve Rize ve çevresinde yetişir. Fındık yetişir değil mi? Ve burada insanlar ona göre yaşamlarına devam eder. Evlerini ona göre yaparlar, ahşaptan yaparlar. Ee, daha çok çizme kullanırlar, yağmurluk kullanırlar. Bunları söyleyebilirim. Peki nüfus ve yerleşme nasıl adlandırılır? Örneğin öncelikle nüfusun ne olduğunu açıklayalım. Sınırları belirli bir alanda, bir şehirde yaşayan insan topluluğuna örneğin nüfus diyorum. Ülkemizdeki nüfus ya da bölgemizdeki nüfus değişiyor. Peki doğal unsurlar, yeryüzü şekilleri benim nüfusuma etkiler mi? Evet öğretmenim. Ee, nüfusun fazla olduğu alanlar İstanbul'dur, Bursa'dır, Adana'dır. Dağlık ve engebeli arazilerde ekonomi daha e, az olduğu için insanlar daha az yerleşir ama düz alanlarda ekonomik gelir, gelişim daha fazla olduğu için insanlar daha çok yerleşir. Örneğin doğu bölgesinde Hakkari'ye, Muş'a insanlar daha az yerleşirken Batı kesimindeki insanlar daha fazladır. İklim çok karakış, soğuk, buz olan yerlerde insanlar daha az yaşamayı tercih eder. Hakkari gibi, Iğdır gibi, Tunceli gibi. Ama iklimin daha sıcak olduğu alanlarda insan sayısı daha fazladır. Su kaynakları açısından da gelişmiş yerlerde insanlar daha çok yaşamak ister, değil mi? Örneğin Adana'nın Ceyhan kısmında su kaynakları boldur, verim fazladır. Bu yüzden insanlar oraya yerleşmek ister bitki örtüsü açısından Trabzon, Rize burada çok fazla bitki vardır değil mi? Orman bakımından zengindir. Dağlık bir yerleşim alanına sahiptir. Tarım iklimin uygun olduğu ve su kaynaklarının çok olduğu yerlerde fazlasıyla yapılır. Konya'da, Çukurova'da, Çarşamba ve Bafra'da. Ve bu insanlar ürettikleri ürünü sanayiye yollarlar ve ham madde açısından kullanırlar. Bu yüzden sanayi de gelişir. İnsan sayısı da burada artar. Ulaşım da benim e, gelişmem açısından önemlidir. Ya da ulaşımın geliştiği alanlarda insanlar daha çok yaşar. İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Mersin'de ulaşım imkanı çok gelişmiştir ve insanlar burada yaşamayı tercih ederler. Sanayi ve madencilik alanına baktığımız zaman da, örneğin Zonguldak'ta madencilik fazladır. İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da sanayi fazladır. Kayseri'de ve insanlar buraya yerleşirler. Doğal olarak nüfusta burada artış gösterir. Hizmet sektörüne baktığım zaman da sağlık, ulaşım, bankacılık bu alanlar hizmet sektörüne girer arkadaşlar. Buradaki insan sayısı da daha fazladır diyebiliriz. Yani imkanlar arttıkça insanların yerleşmesi e, artıyor bu kesimlere. İnsanlar tabii ki ulaşımı kolaylaştırmak için yollar, köprüler yaptılar. İhtiyaç duydukları enerjiyi akarsular üzerinden karşıladılar, barajlar yaptılar. Yine besin maddesi üretmek için toprakları işlediler, fabrikalardaki madenleri, e, fabrikalarda madenleri işleyerek çeşitli ürünlere dönüştürdüler. Barınmak için evler, konutlar oluşturdular, ticaret yapmak için limanlar oluşturdular. Yani insan doğal kaynaklardan da beslendi, bu kaynakları bilinçli kullandı, çevreyi buna göre değiştirdi ve değişim yaparken doğaya zarar vermemeye çalışmalı bunu söyleyebiliriz. Neden oldu? Çevremize yaşanan doğal afetlerden bahsedeceğiz burada da arkadaşlar. Can ve mal kaybına neden olan deprem, sel, erozyon, çığ gibi olaylara biz doğal afet diyoruz. Bunlar da çevre sorunlarına sebep olabiliyor değil mi? Örneğin burada deprem görseli görüyoruz arkadaşlar. Afat tarafından yardım alıyoruz. Ya da sel görüyoruz burada. Sel felaketi daha çok yağmurun olduğu alanlarda görülüyor, ülkemizde görülüyor. Deprem risk haritası burada verilmiş. Depremin fazla olabileceği alanlar belirlenmiş örneğin. Çığ, kar yağışının fazla olduğu bölgelerde karın kütle şeklinde düşmesiyle oluşuyor ve insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Heylandan bahsedecek olursak eğimin fazla olduğu alanlarda oluyor. Daha çok Karadeniz tarafında oluyor. Yağışlı arazi toprağın kütle halinde inmesine sebep olabiliyor. Erozyona baktığımda toprağın verimli kısmının süpürülmesi anlamına geliyor. Bu da yine karasal iklimin olduğu bölgelerde fazlasıyla rastlanıyor. Hortum ani hava değişikliğinde olabiliyor. Yıkıcı etkiye sahip. Ülkemizin farklı yerlerinde de e, çok az da olsa görülebiliyor ve bu dağa tarıma zarar veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bu kısmı da anlattık. Orman yangınlarından bahsetmiş, küresel ısınmalardan bahsetmiş çevre sorunları olarak arkadaşlar. Orman yangınları e, insanların ihmalleriyle oluşan yangınlardır maalesef. Yaz aylarında daha çok rastlanır, piknik yaptığımız bölgelerde daha çok rastlanır. E, su kirliliği yine insanların sebep olduğu kirliliklerdir. Fabrikaların atıkları sulara bırakılıyor. Kimyasal ilaçlar, suni gübreler ya da evsel atıklar bunlar insan hayatını olumsuz etkiliyor. Toprak kirliliğini yine insanlar oluşturuyor. Toprağın yapısını bozan maddeleri, çöpleri toprağa atarak buna sebep olabiliyoruz. Bilinçsiz kullanıyoruz her şeyi. Ya da trafik gürültü kirliliğine sebep olabiliyor. Burada da yine insan etkisi çok çok fazla. İnsanlar doğal afetlere ma maalesef maruz kaldığında çeşitli duygulara kapılabiliyorlar. Psikolojik anlamda yardıma ihtiyaç duyabiliyorlar. Çünkü endişe, korku, hayatta kalma mücadelesi bunları çok etkiliyor. Bu tür insanlarla her şeyimizi paylaşmamız gerekiyor. Öncelikle evimizi çünkü evleri yıkılıyor ve büyük bir korku yaşıyorlar her anlamda onlara yardımcı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çığ felaketinden bahsetmiş, buralarda da küçükçe bahsetmiş. Şimdi ünite değerlendirme çalışmalarına geçebiliriz. Kısaca özetimizi yaptık arkadaşlar. Birinci soruyla başlamak istiyorum. Verilen çoktan seçmeli soruları doğru seçeneklerini işaretleyeceğiz. bir Türkiye fiziki haritasına bakan Serhat incelediği bir bölgenin genelde yeşil renk olduğunu ve bu rengin tonlarında olduğunu görmüş. Demek ki yükselti fazla değil. Bununla ilgili hangisi söylenemez? Yükseltisi azdır. Yeryüzü şekilleri sadedir. Doğru. Genel olarak 0-500 metre arasındaki yükseltiye sahiptir ve platolar geniş yer kaplar demiş. Arkadaşlar düz alan olduğu için plato kendi düzlüklerinin bir tık üstünde olduğu için yanıt D olacak. Diğerleri doğru D seçeneği yanlıştır. 2'ye bakıyorum. Bu parçadaki iklimin aşağıdakilerden hangisine olan etkisinden söz edilmiştir? Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Yaz mevsimi sıcak geçtiği ve uzun süreli olduğu için yılda birden fazla ürün alınan yerler vardır. Burada aslında arkadaşlar iklimin tarıma e, katkısından bahsedilmiş değil mi? Ürün almaktan bahsettiği için ikinci sorunun yanıtına C seçeneği diyorum ce baktım hemen. Buna göre verilen bilgilerde nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin hangisi vurgulanmıştır? Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazlayken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır. Baktığımız zaman burada da yeryüzü şekillerinin insanların yerleşimiyle arasındaki ilişkiden bahsetmiş C seçeneği diyorum cevabıma. Burada baktım deprem ülkemizde can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden biridir. Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı olarak oluşur. Depremin yıkıcı etkisini azaltmak için yapılan çalışmalardan biri değildir demiş. Konutları inşaat yönetmeliklerine uygun yapmak evet bu bir önlemdir. Konutları yumuşak zemin ve fay hatları üzerine yapmak. Bu çok yanlıştır değil mi? Zaten fay hattı deprem bölgesi. Bu yüzden yanıtım dördüncü soruda B seçeneği olacak. Beşinci soruya geçiyorum. Barış ara tatilde ziyaret amacıyla dayısının yaşadığı şehre gitmiştir. Buraya çok kar yağdığını gören Barış yolculuğu esnasında bazı yerlerde dağların yamaçlarından kayan kar kütlelerinin yolları kapladığına tanık olmuştur. Buna göre barışın gittiği yerde aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yaşanmaktadır demiş. Arkadaşlar burada baktığımız zaman çığ felaketinden bahsediyor değil mi? Çünkü karların kütle halinde yolları kaplaması çığ olarak adlandırılır. B kısmına geçiyorum arkadaşlar. Burada bana ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazacağım başındaki kısma. Daha sonrasında yanlış olanları düzelteceğim. Ülkemizde denizlerden uzak iç kesimlerde Akdeniz iklimi görülür. Bu yanlıştır değil mi? Karasal iklim görülür. Karasal iklim görülür. Doğal afetler insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkiler demiş. Doğrudur arkadaşlar. Can ve mal kaybına sebep olduğu için doğrudur. Üçe bakıyorum. Ülkemizin nüfusun en fazla olduğu il Ankara'dır demiş. Yanlış, İstanbul'dur değil mi arkadaşlar? İstanbul yazacağız bu sorumuzun yanıtına. 4 ülke, şehir ve ilçe sınırlarını fiziki haritalara bakarak öğrenebiliriz. Bunu siyasi haritalara bakarak öğreniriz. Buraya da yanlış diyeceğim. Doğal afetler engellenemez olsa da alınacak önlemler doğal afetlerin etkisini azaltabilir. Bu doğrudur. İklim bitki örtüsü ve su kaynakları nüfusun dağılışını etkilen beşeri özellikler arasında yer alır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tabii ki nüfusun dağılışını etkiler ama beşeri değil doğal özelliklerdir bunlar. Bu yüzden yanlıştır diyorum 6. soruma. Bir sonraki kısma geçiyorum. Aşağıdaki boşlukları dolduracağım yukarıdaki verilen kelimelere göre. Belirli bir bölgede sıcaklık, değeri, rüzgar, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllardaki ortalamasına nokta nokta denir. Bakın. Günlük olsaydı hava durumu diyecektik ama uzun yıllar dediği için artık buraya iklim diyeceğiz. İkiye bakıyorum. Akarsular tarafından yarılma, yarılmamış, çevresine göre düz olan yerlere ne diyoruz biz arkadaşlar? Ova diyoruz öğretmenim, düzlükler, ovalardır. Bu şekilde ovayı da işaretledim. Üçe bakıyorum. Karadeniz ikliminin etkili olduğu kırsal yerleşimde konut yapımında daha çok nokta nokta kullanılır. Karadeniz'de ahşap kullanılır değil mi konut yapımında? O yüzden ahşap yazıyorum. Üçüncü soruma. 4. Akarsuların yataklarını aşındırmasıyla oluşan yeryüzü şekline biz ne diyoruz arkadaşlar? Öğretmenim akarsu yataklarının aşındırılmasıyla vadi oluşur diyeceğiz. Burada dördüncü soruma vadi yazıyorum. Buğday nokta nokta uyum sağlamış bir tarım ürünüdür. Bu da karasal iklimi arkadaşlar uyum sağlamıştır. Ve İç Anadolu bölgesinde doğuda yetişir karasal iklime diyoruz 5. sorumuza. Altıya geçelim. Şey kısmına yani. Soruları yanıtlayacağız. Fiziki haritalarda yükseldi basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır demiş arkadaşlar. Baktığım zaman ee, fiziki dediği için Şeydi mavi kısmı kullanmayacağım, deniz ve derinliğe girmediğim için arkadaşlar. Yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu, kahverengi, koyu kahverengi gibi gidebiliriz. Ya da buzlara doğru gittim de mavi, açık mavi, koyu mavi diye de gidebilirim. Şu şekilde yapalım. Koyu mavi, bir mavi M olarak gösterdim. Daha sonra açık mavi dedim. Daha sonra beyaza kadar gelebiliyor ama bu kısmı geçiyorum. Daha sonrasında yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu, kahverengi ve koyu kahverengi. Kahverenginin tonları diyelim. Koyu kahverengi şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorudayım. İklim insan yaşamını hangi alanlarda etkiler demiş hem ekonomik anlamda etkiler hem psikolojik anlamda etkiler bunları söyleyebiliriz arkadaşlar ekonomik anlamda etkiler baktığımız zaman iklime göre giyinme olabilir bunu da söyleyebiliriz günlük yaşamını etkiler değil mi günlük yaşamına etkiler. Daha sonrasında çalıştığı sektörü etkiler. Her alanda insanı etkiler diyebiliriz arkadaşlar. Ticari anlamda etkiler. Bunları söyleyebiliriz. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ile ilgili 5 örnek veriniz. Doğal ortamları nasıl değiştirebiliyoruz arkadaşlar? Biz baktığımız zaman barajlar kurarak santraller yaparak yine ormanları kesip fabrika kurarak fabrika kurarak etkileyebiliyoruz. Daha sonrasında ev bina yaparak gürültü kirliliğinin oluşmasına sebep oluyoruz. Trafik oluyor değil mi arkadaşlar? Hidrolik hidroelektrik santrali kurabiliyoruz ya da ormanları kesebiliyoruz. Ormanlara zarar vererek diyelim. Parfüm kullanarak sera gazlarının salınımına Etki edebiliyor. Küresel ısınmaya sebep olabiliyoruz kullandığımız bazı e, parfümlerle ya da fabrika gazlarıyla ya da araçların çıkardığı egzozlardan çıkardığı gazlarla bunlara sebep olabiliyoruz arkadaşlar. Evet 86'dan neler öğrendik kısmına gelmiş. Bir sonraki videomuzda 87'den itibaren 4. üniteden itibaren devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizleri Instagram sayfamızı okul Öğretmenim'den takip etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.